Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durgun sıvıların basıncı ve basınç kuvvetine geçeceğiz. Katı basıncından sonra. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz katılar ağırlığından dolayı dedik bulundukları yüzeye bir basınç uyguluyorlar. Sıvılar ise akışkan oldukları için sadece zemine değil de temas ettikleri bütün yüzeylere basınç uyguluyorlar. Şu noktaya etkeden basıncı bulurken burada bizim için önemli olan sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve ortamın yer çekimi. Yani buradaki sıvı basıncı H çarpı D çarpı G'den bulunuyor. Ya da şu D çarpı G'yi sıvının öz ağırlığı olarak alırsanız H rho şeklinde de yazılabilir. Burada H basıncın bulmak istediği noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığı, yani şurası arkadaşlar, aşağıdan yukarı olan kısım. D'miz sıvının öz kütlesi. Rho denilen şey sıvının öz ağırlığı, yani D çarpı G. G ise burada bizim yer çekimimiz oluyor. Hemen şöyle bir örnekle olayımızı somutlaştıralım. Diyor ki düşey kesidi şekildeki gibi olan kap su ile doludur. Buna göre KLM ve N noktalarındaki su basınçları arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda K noktasındaki sıvı basıncımızı alalım. Sıvı yüksekliğine bakıyorum. K'nın üzerindeki sıvı yüksekliği H kadar. O zaman bu H çarpı sıvımızın yoğunluğunu D alalım. G şeklinde çıkmış oldu. Aynı işlemi L için yaparsanız L noktasında sıvı yüksekliği 2H dG. Yine M için bakarsak M'mizin de yine yüksekliği arkadaşlar sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği 2H. Sıvı aynı sıvı, yoğunluğun için D alıyoruz ve G. Nereye geçiyoruz buradan? N noktasına geçiyoruz. N'nin açık yüzey olan uzaklığı 3H. O zaman burada 3H sıvı yoğunluğu çarpı yer çekimi. O zaman bu P ise şurası arkadaşlar kaç yapacak? 2P yapacak. Aynı şekilde M noktasındaki basıncı da dikkat ederseniz L'ye eşit çıktı. 2P ve N noktası 3P olaraktan çıkmış oluyor. O zaman en büyük N olacak. Arkasından M ile L eşit ve K onlardan küçük. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada en başta basıncı tanımlarken demiştik ki basınç eşittir arkadaşlar neydi? Kuvvet bölü yüzeydi. Eğer siz buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda şöyle bir sonuca ulaşacaksınız. Basınç kuvveti eşittir P çarpı S. Dolayısıyla basıncı da az önceki formülde yerine yerleştirelim. HDG çarpı S oluyor. O zaman biz basınç kuvvetini ne bulmuş olduk? Buradan sıvılardaki basınç kuvvetini H çarpı D çarpı S çarpı G şeklinde bulmuş olduk arkadaşlar. Yine diyor ki sonuç olarak kabın tabanındaki bir noktaya sıvı tarafından uygulanan dik kuvvete sıvı basıncı, tabandaki tüm noktalara etkilenen dik kuvvetlerin toplamına sıvı basınç kuvveti denir. Katı maddelerde olduğu gibi durgun sıvılarda da kabın tabanına uygulanan basınç kuvvetinin büyüklüğü tabanı üzerindeki sıvının ağırlığına eşdeğerdir. Yani arkadaşlar sıvının ağırlığı arttıkça tabandaki basınç kuvveti de ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Şimdi evet bir örnekle olayı pekiştireceğiz. Şimdi diyor ki arkadaşlar taban alanları S, 2S olan silindirik kaplarda 3H ve H yüksekliğinde D ve 2D öz kütleli sıvılar şekildeki gibi konulmuş. S kesiti taban kabındaki sıvı basıncı F1, 2S'ninki F2 olduğuna göre diyor bunların oranı nedir demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada sıvı tabanlarındaki şu noktalardaki basınç kuvvetleri oranı soruyor. F1 demiş buraya. Buradaki basınç kuvvetine F2 demiş. F1'e baktığımızda F1'e formülümüz neydi? H çarpı D çarpı G çarpı S idi. Buradaki yüksekliğimiz arkadaşlar 3H. Yoğunluğumuz D. Yer çekimi G. Taban alanı S. F2'ye baktığınızda burada sıvı yüksekliğimizi H olarak alıyoruz. Ama sıvı yoğunluğumuz burada arkadaşlar 2D. Yer çekimi aynı. Ortam aynı çünkü. Taban alanı 2S. Buradan arkadaşlar oran yaparsanız bunları D'ler zaten birbirini götürecek. Yer çekimleri gitti. D'ler gitti. H'lar gitti. Ne kaldı elimizde? 3 bölü 4 gibi bir sonuç çıkmış oldu. Bu da böyle. Evet diğer bir örneğe geçiyoruz.
Demiş ki düşey kesidi görülen eşit hacimli 5 bölmeye ayrılmış kap içerisindeki türdeş sıvıdan dolayı kabın tabanına etkilen sıvı basınç kuvveti F kadardır. Buna göre kap ters çevrilirse sıvı yeni denge durumda kabın tabanına kaç F'lik basınç kuvveti uygular demiş arkadaşlar. Burada kabımızda 3 bölmelik sıvı varmış. Şu andaki basınç kuvvetini arkadaşlar F demiş. O zaman biz bu F'yi ne olduğuna bir bakalım başlangıçta. Sıvı yüksekliğimiz 2H. D çarpı G çarpı taban alanı 2 gibi. Yani burada F denilen kuvvetimiz 4HDGS ile orantılı. Kabı biz ters çevirdiğimizde arkadaşlar hemen bir ters çevirelim. Aldık şu şekilde. İşte şurada kaç bölme var? 3 bölmemiz var. 1, 2, 3 bölme. Şurada da 2 bölme. Bizim normalde 3 bölmelik sıvımız var. 3 bölmelik sıvı kabı ters çevirdiğimizde 3 bölmeyi dolduracak şekilde sıvı yüksekliğimiz neye çıkıyor? 3H'a çıkıyor. O zaman buradaki ikinci durumdaki basınç kuvvetine baktığımızda arkadaşlar sıvı yüksekliğimiz 3H. Yoğunluk D'ye kadar yer çekimi G. Taban alanında 1'e karşılık geliyor. Yani burada 3HD G oldu. F'miz 4 ile orantılı. Buradaki ikinci durumdaki basınç kuvvetimiz 3 ile orantılı. Buradan biz içler dışlar çarpımı yaparsak 4 tane F2 eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 3F yapacağız. Buradan F2'yi yalnız bırakırsanız son durumdaki basınç kuvveti ilk durumdaki basınç kuvvetinin 3 bölü 4 katı çıkmış olacak. Yani cevap anahtarımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar durgun sıvıların basınç ve basınç kuvveti özellikleri var. Bunlara bir gözden geçirelim beraber. Bir noktadaki sıvı basıncı bulunurken sıvı yüksekliği olarak sıvının bulunduğu en üst nokta alınır diyor. Yani biz burada X'teki basıncı bulurken arkadaşlar en üst nokta neresi açık yüzey? Burası ve X'e olan derinlik H. Dolayısıyla X'teki basınç HDG olarak bulunuyor. Y noktasındaki basıncı bulurken şurayı almıyoruz. Yani burayı alırsanız H dersiniz, hata yaparsınız. Açık yüzeye göre en üst yüzeye kadar alıyoruz. Dolayısıyla buradaki yükseklik 2H olaraktan çıkmış oluyor. Ve Y'deki basınç da 2HD olaraktan bulunuyor arkadaşlar. İçlerindeki eşit sıcaklıkta aynı türdeş sıvı bulunan kapların tabanlarındaki K, L, M ve N noktalarındaki noktalarına etkiden sıvı basınçları eşittir diyor. Sıvı basınçlarının eşit olması arkadaşlar şuradaki sıvılarımız aynı cins, aynı sıvıdan kullanılmış, yoğunluklar D gibi, yükseklikler de aynı. O zaman buradaki hepsinin yaptığı basınç birbirine eşit olacak ve değeri de H çarpı D çarpı G kadar olacak. Burada o zaman şu sonuca varabiliriz. Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir diyebiliriz arkadaşlar. Diğer örneklerimize devam edelim. 18. örneğimiz. Demiş ki arkadaşlar, düşey kesidi şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli kabın birinci bölmesinde su ile doludur. Şu kısmımız arkadaşlar bizim tamamen su ile dolu. Bu durumda X noktasındaki su basıncı P'dir demiş. K musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandığında X ve Y noktalarındaki sıvı basıncı kaç P'dir diyor. Başlangıçta sıvı yüksekliğimiz bizim kaç H arkadaşlar? 5H. Ve bu P basıncı o zaman ne eşit? 5 tane H çarpı D çarpı G'ye eşit. Biz musluğu açtığımızda arkadaşlar burada sıvı seviyelerinin ne yapması gerekiyor? Eşitlenmesi gerekiyor. Sıvılar akışkan olduğu için. O zaman şöyle bir bakalım. Şuradan musluğumuzu açtığımız zaman şuradan düşündüğünüzde şu iki bölme şu kısma gelirse tam da sıvılarımız ne yapmış olur? Şu şekilde dengelenmiş olur. Bunun mantığı nedir arkadaşlar? Şuradan yapılan basıncın şuradan yapılan basınca eşit olmasıdır. Ki o zaman yüksekliğimiz 2H'a 2H oldu buradan yukarısı. Dolayısıyla da birbirini eşitlemiş oldu. Son durumda X'teki basınca bakalım. O zaman PX'imiz eşittir. X noktasına olan yükseklik 3H DG. Aynı şekilde Y noktasına yapılan basınç da arkadaşlar buradan 2HDG. 2HDG.
Bunu bize P cinsinden soruyor. P cinsinden soruyor. O zaman şunlar için biz bir içler dışlar çarpımı yaparsak mesela şunu aldığımızda zaten şu kısımlar gidecek. İçler dışlar yaptığımız arkadaşlar buradan 5 tane PX eşittir kaç yapıyor? 3 tane P yapıyor. O zaman buradan PX eşittir 3 bölü 5 P yapıyor. Şununla şunu aynı mantığı uygularsak o da kaç yapar arkadaşlar? 2 bölü 5 P gibi bir sonuç çıkmış olacak. Yani cevabımız C diyebiliriz. Şimdi burada diğer bir özelliğe geçiyoruz arkadaşlar. İki farklı sıvı var. Sıvıların öz kütleleri birbirinden farklı ve karışmadıkları için şekildeki gibi dengede kalmışlar. Burada X noktasında yapılan basıncı bulurken üstteki sıvının basıncı var. Bir de alttaki sıvının basıncı var. Burada dikkat etmemiz gereken olay basınçları ayrı ayrı alacağız. D1 yoğunluklu sıvının yaptığı basınç aynı şekilde alta ne yapılacak? İletilecek. Dolayısıyla biz H1D1G artı H2D2G şeklinde bulacağız. X noktasındaki basıncı. Mesela şöyle bir Y noktamız olsaydı o zaman Y'deki basıncımız sadece üstteki sıvının yaptığı basınç olacaktı. O da H1D1G şeklinde bulunacaktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki birbirine karışmayan eşit kütleli X ve Y sıvılarının silindirik kapta konumu şekildeki gibidir. Kabın K noktasındaki sıvı basıncı P'miş. Kabın K noktasındaki sıvı basıncı P demiş. Olduğuna göre L noktasındaki sıvı basıncı kaç P'dir diyor. Şimdi arkadaşlar burada eşit kütleli dediği için önce şuna bir bakalım. Kütlemizin açılımı neydi? D çarpı V idi. Şimdi buradaki sıvı hacimlerine bakarsanız burada 2V hacminde varsa burada 3V hacminde var. Dolayısıyla sıvıların kütlelerinin eşit olması için hacim öz kütle çarpımlarının eşit olması gerekiyor. O zaman biz şuna yoğunluk olaraktan 3D desek o zaman buna 2D demek zorundayız. Çarpımı 6VD, 6VD olduğu için eşit çıkıyor. Ve burada P basıncı denilen şey K noktasındaki basınca P demiş. Onun değeri yükseklik kaç? 3H. Çarpı yoğunluk 2D G. Yani 6 kat sayısı geliyor buradan. Bu 6 kat sayısına ne demişler arkadaşlar? P demişler. L noktasındaki basınca bakacağız şimdi. L'ye hem üstteki sıvı basınç yapacak. Yani 3H 2D G gelecek. Artı 1D 2H 3DG gelecek. Orada kaç yapıyor arkadaşlar? Burası 6. 6 da buradan geliyor. 12 kat sayısı geliyor. 6'ya biz P demiştik. O zaman 12 onun 2 katı olduğu için kaç P'dir? 2P'lik bir basınç L noktasına uygulanıyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir özellik. Demiş ki kabın yan yüzeyi olan S alanına sahip XY kısmına etkiden basınç kuvveti hesaplanırken yan yüzeyin sıvı seviyesinde olan ortalama yüksekliği alınır. Yani yan yüzeye etkiden basınç kuvveti demiş ki H bölü 2 D çarpı G çarpı S'den bulunur. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Şuranın belli bir yüksekliği var H kadar. Basınç kuvveti dediğim zaman bütün yüzeye etkiden kuvveti soruyoruz. Yani şuradan aşağıya doğru indikçe kuvvet ne yapıyor? Artıyor. Yani buradaki kuvvet 0'sa 1, 2, 3, 4'ten 10'a doğru gidiyor. Siz ortalama bir değer alıyorsunuz. Çünkü bütün yüzeyin basınç kuvvetini buluyorsunuz. O zaman burada yükseklik olaraktan H bölü 2 yarısını almış olduk. Yine şu yüzeyin basınç kuvvetini sorsaydı yine aynı şekilde F kuvveti diyeyim şuna da. F'ye ne diyecektik? Yan yüzey olduğu için H bölü 2 çarpı D çarpı G çarpı işte şuranın tabanı ne kadarsa o şekilde bulunmuş olacaktı arkadaşlar. Veya kısaca işte aldığınız yüzeyin tam ortasının açık yüzeye yüksekliğine de bakabilirsiniz. Şimdi buradan örneklerimize bakalım arkadaşlar. Düşey kesidi şekildeki gibi olan kabın 1 ve 2 numaralı yüzeylerin alanları sırasıyla S ve 2S'dir. Kap taşma seviyesine kadar türdeş bir sıvı ile doldurulduğunda 1 ve 2 numaralı yüzeylere etkeden ortalama sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri oranı nedir demiş arkadaşlar. Yani şuramız tamamen sıvıyla dolu. Şuradaki basınç kuvvetine F1 demiş. Şuraya arkadaşlar F1 demiş. Şuradaki basınç kuvvetine ise F2 demiş. O zaman biz burada F1'e bakıyoruz. F1 eşittir. Yan yüzey olduğu için bu H yüksekliğinin nesini alıyoruz?
yarısını alıyoruz. H bölü 2 çarpı D çarpı G çarpı S. Yani katsayı olarak da düşünürseniz burası 1 bölü 2 katsayısı var. Aynı şekilde ikinciye baktığımızda şu noktanın, yani şu yüzeyimizin arkadaşlar tam ortasının açık yüzeye yüksekliğine bakıyoruz. H burada var, H da burada var. Yani 2H'in yarısı. O zaman burayı 2H alacağız. 2H D çarpı G çarpı kaç S arkadaşlar burası? 2S. 2 çarpı 2'den kaç yaptı? 4 yaptı. Biz bu oranı alırsak o da ne yapar? 1 bölü 8 gibi bir sonuca ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar diğer bir şey. Birbirine karışmayan sıvıların U borusundaki dengesi diye bir konumuz var. 2x sıvıyı ne yapmışsınız? U borusuna koymuşsunuz. Haliyle yoğunluğu fazla olan sıvı nerede kalacak? Altta kalacak. Altta kalan kim burada? X sıvısı. Dolayısıyla X sıvısının öz kütlesi daha fazla. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Sıvıların kesiştiği noktadaki, yani şu noktadaki basınç her iki kolla birbirinin dengeliyor. Zaten dengelemese ya sağa kayacak ya sola, ne zamana kadar? Birbirine eşit olana kadar. Sol koldaki basıncı yazarsanız açık hava basıncı var. Artı bir de H çarpı DK. K sıvısının yoğunluğu çarpı G eşittir. Diğer tarafta ise P0 artı 3H L yoğunluklu sıvı çarpı G şeklinde çıkıyor. Tabi burada açık hava basınçları birbirine eşit. Yer çekimlerinde arkadaşlar şunlar giderse, H'ları da alırsanız işte K'nın L'ye oranı 3 gibi bir sonuç çıkmış oluyor. Ne diyor? Buna göre iki ucu açık borus, U borusunda sıvıların denge durumları açık hava basıncının büyüklüğüne bağlı değildir. Niye bağlı değildir? Çünkü her iki taraftaki açık hava basıncı birbirini dengeliyor. Yine başka bir şey, U borusunun ucundaki sıvılardan öz kütlesi büyük olan sıvı daima kabın dibinde yer alır. Gördüğünüz gibi K daha dipte yer almış. Sonuçlarını elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnekle olayı pekiştirelim. Birbirine karışmayan DX ve DY öz kütleli X ve Y sıvıları U borusunda şekildeki gibi dengelidir demiş. Buna göre sıvıların DX bölü DY oranı nedir? Öz kütleleri oranı. Arkadaşlar tam çakıştıkları noktayı alıyoruz. Şu şekilde o zaman şuradaki basıncı, şuradaki basıncı ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Şuraya P1 basıncı diyelim. Eşit olmalı P2 basıncı. O zaman burada P1 eşittir P2. Şuradaki basınç sebebi 3H. Sıvının öz kütlesi Y çarpı yer çekimi eşittir. Diğer taraftaki basıncımız ne kadar? H çarpı DX öz kütlesi çarpı G. Yer çekimleri gitti. H'lar gitti. Buradan 3 tane DY eşittir ne kalır arkadaşlar? DX kaldı. Bize neyi soruyor? Tabii ki oranı soruyor. DX bölü DY oranını alırsanız 3 burada yalnız kalacak. Haliyle cevabımız da 3 olaraktan çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar diğer bir şey. Biraz önceki şeklimizde borunun iki ucu da açık olduğu için iki tarafında açık hava basıncı etki ediyordu. Fakat bu özellikle dikkat ederseniz soldan açık hava basıncı var. Sağ taraf kapalı ve burada bir gaz sıkışmış. Bu durumda yine gazın suyla buluştuğu noktanın yatayını aldığınızda şuradaki basınçla şuradaki basıncın birbirine eşit olması gerekiyor. Sol kolun basıncı, yani şu noktadaki basınç P artı H D G. Karşı taraftaki basınç ise kimin basıncı? Gazın basıncı. Bu eşitlikten bizim çıkaracağımız sonuç şu. Gazın basıncı P0'dan H D G'ye kadar daha büyük olduğundan dolayı gaz basıncı büyüktür. P0 elde edebiliriz. Buradan çıkarılacak bir iki sonuç. Diyor ki sıvıyı yukarıya iten kısımdaki gaz basıncı diğerine göre daha fazladır. Evet, gazın basıncı daha fazla. Burayı gördük zaten. Sıvının U kabı içindeki denge durumu açık hava basıncının değerine bağlıdır. Şu arkadaşlar, açık hava basıncına bağlı. Diğer kısımda açık hava basıncına bağlı değildi. Çünkü bunlar birbirini ne yapıyordu? Götürüyordu. Kapalı bir kaptaki gazın basıncı kabın her noktasında aynı olduğundan dolayı L ve M noktalarındaki toplam basınçlar eşittir diyor. Yani şu arkadaşlar gazın her noktasındaki basınç eşit olduğu için L'deki ile M'deki basınç birbirine eşit oluyor. İsterse şuraya bir N noktası koyun. En tepe noktasına kabın iç kısmı olmak şartıyla
yine oradaki basınç da buraya eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Gazda yüksekliğin bir önemi yok. Her noktasındaki basınç aynı. Evet, örneğimizde diyor ki aynı sıcaklıkta birbirine karışmayan X, Y ve Z sıvılarının U borusu içindeki denge durumları şekildeki gibidir. Burada arkadaşlar 3 farklı sıvımız var. X, Y ve Z'den oluşuyor. Bu durumda K, L, M ve N noktalarındaki toplam basınçlar sırasıyla P, K, P, L, P, M ve P, N olduğuna göre bunların arasındaki ilişkiyi hangisi yanlıştır diyor aşağıdaki verilenlerden. Yine arkadaşlar burada bizim denge noktasını alırken en alt noktayı dikkate almamız gerekiyor. Yani şu noktadaki basınçlar, yani buradaki M basıncı eşittir N basıncı olması gerekiyor. O zaman D şıkkımız bizim doğru. K'daki basınç diyor L'dekine eşittir diyor. Haliyle yanlış oluyor. Şurayı bir... Evet, D şıkkına dedik arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz demiş ki N'deki basınç K'dakinden büyüktür diyor. Tabii ki N en alt seviye olduğu için K'daki basınca göre daha büyük olacak. Bu da doğru bir madde. Aynı şekilde M'deki basınç L'dekinden büyük diyor. L en üstlerde kalıyor, M en altlarda kalıyor. Üzerindeki basınç daha fazla. Bu maddemiz de doğru. K'daki basınç L'deki basınçtan büyüktür diyor. Yani şu nokta aynı seviye olmasına rağmen dikkat ederseniz burada K'nın ve L'nin yükseklikleri aynı olmakla beraber K sıvısı daha yoğun bir sıvı arkadaşlar. K sıvısı daha yoğun olduğundan dolayı HD formülüne göre düşündüğümüzde yoğunluk arttığı için K'daki basınç L'dekinden daha fazla. K ve L'deki birbirine eşit değil. Yani buradan A şıkkının yanlış olduğu sonucuna varabiliriz. Şimdi arkadaşlar diğer bir prensibimiz Pascal prensibi var. Sıvılar biliyorsunuz sıkıştırılamıyor. Sıkıştırılamadıkları için de üzerlerine uygulanan basıncı temas ettikleri bütün yüzeylere aynen iletiyor. Buna Pascal prensibi deniliyor. Aslında sıvılar belli bir oranda sıkışıyor arkadaşlar ama çok az olduğu için bu ne yapılıyor? İhmal ediliyor. Bu özellikten faydalanaraktan bir takım aletler yapmışlar. İşte arabaların hidrolik direksiyonları olsun, o yıkama yağlama sistemlerindeki kaldırma sistemleri olsun, damperler arabaların kasalarında olsun, bunlar bu sistemden faydalanaraktan yapılıyor. Buradaki mantık şu, siz ne yapıyorsunuz? Az kuvvet uygulayarak büyük kuvvetleri dengelemiş oluyorsunuz. Yani hafif bir kuvvetle daha büyük bir yükü kaldırmış oluyorsunuz. Bizim burada göreceğimiz en çok karşılaşacağımız şeylerden bir tanesi su cenderesi. Su cenderesi yine U borusuna benziyor. İçinde sıvımız var. Bir tarafta işte S1 kesitli piston var. Diğer tarafta S2 kesitli piston var. Yine arkadaşlar burada piston ağırlıkları bazı sorularda verilebilir. Bazılarında ihmal edilebilir. Siz buradan bir F kuvveti uygulamışsınız. Karşı taraftaki P yükünü ne yapıyor? Dengede tutuyor. Ne dedik? Sıvılar sıkıştırılamadığı için basıncı aynen iletiyor. Ve şu noktadaki, yani şu seviyedeki basınç, P1 basıncı derseniz, karşıdaki basınca, yani şuradaki P2 basıncına eşit olması gerekiyor. Bu eşitlikten faydalanaraktan yazacağımız şu, sol tarafta açık hava basıncı var. Sol tarafta açık hava basıncı var. Artı sizin kuvvetiniz var. Pistonun ağırlığı bölü S1 yüzeyi. Artı HTG demiş, kabın tabanındaki basınç. Diğer tarafta yine P0, P artı G bölü, artı G2 bölü S2 artı HTG. Zaten şu HTG'ler ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. P0'lar da birbirini dengeliyor. Dolayısıyla basınç dengemiz piston ağırlığı, kuvvet bölü yüzey, piston ağırlığı, yük bölü yüzey şeklinde ortaya çıkmış oluyor. Hemen şöyle bir örnekle olayı pekiştirelim. Diyor ki ağırlıkları sırasıyla 10 Newton ve 40 Newton olan XY pistonları üzerine uygulanan F kuvveti ile üzerine konulan 400 Newton ağırlığındaki yükle şekildeki gibi dengededir. Yükümüz arkadaşlar burada yük ağırlığı kaçmış? 400 Newton'muş. Pistonların ağırlıkları var. Birinin ağırlığı 10'muş. Diğer pistonun ağırlığı da 40. Dengede olduğuna göre diyor F kuvvetinin büyüklüğü nedir diyor. O zaman biz şu noktadaki basıncı, şu noktadaki basınca eşitlediğimizde sol taraftaki basınç nedir? F artı piston ağırlığı bölü birinci yüzey eşit olmalı. Yükün ağırlığı artı piston ağırlığı var G2 bölü taban alanı S2. F kuvvetinin değerini soruyor bize. F'yi bilmiyoruz. F artı G1 kaçmış arkadaşlar? 10'muş bölü tabanı kaç? 10. Eşittir yine. İkinci koldaki yükün ağırlığı 400 Newton artı piston ağırlığı kaçmış? 40 demiş. Bölü taban alanında arkadaşlar yine buradan kaç? 40 olaraktan çıkmış oluyor.
Bu işlemi yaparsanız şöyle bir sonuç çıkacak karşımıza. F artı 10. Şunları bir götürelim önce. Eşittir. Ne yapıyor? 440 bölü 4 yapıyor. O zaman buradan F artı 10 eşittir 110 yapar. O zaman F kuvvetimiz de bizim buradan arkadaşlar 100 Newton olarak da ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Yani D şıkkı şeklinde aldık. Evet, bu özelliği de verdikten sonra arkadaşlar pistonumuz için, daha doğrusu su cenderesi için ayrı bir denge durumu var. Sol tarafta gördüğünüz gibi pistonlar aynı seviyede. Ama burada bir tarafın bastırdığı kuvvet diğer tarafı ne yapmış? Havaya kaldırmış. Yani ikinci kolla birinci kol arasında H kadar seviye farkı oluşmuş. Böyle bir durumda yine K noktasındaki basınç, P noktasındaki basıncı, yani aynı seviyedeki basınca eşit olacak. K'daki basıncın sebebi yine arkadaşlar kuvvet var, pistonun ağırlığı var, bölü yüzey. Şu noktadaki basınç, piston ağırlığı artı yükün ağırlığı bölü S2 yüzeyi. Ama ekstradan bir de ne geliyor? H çarpı D çarpı G geliyor dengeyi sağlamak için. Şimdi bilgi kutumuzda ne vermiş bakalım. Ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz pistonlardan oluşturulan su cenderesinde pistonlar aynı seviyede ise kuvvet ile yük arasındaki ilişki sadece pistonların kesit alanlarına bağlı iken, pistonlar farklı seviyelerde ise kuvvet ile yük arasındaki ilişki pistonların kesit alanına ek olarak sıvının öz kütlesine ve pistonlar arası yüksekliğe de bağlı. Biraz önceki formülümüzden zaten arkadaşlar o yorumu kendimize ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örneğimiz var. Düşey kesitli şekildeki gibi olan su cenderesinde ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz pistonlar üzerindeki X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi dengedeymiş arkadaşlar. X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla GX, GY ve GZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Mantık olaraktan arkadaşlar en alt seviyeyi alıyoruz ve en alt seviyedeki basınçlarımız birbirine, yani şu nokta, şu nokta ve şu noktadaki basınçlar birbirine eşit olacak. Burada dikkat ederseniz ağırlığı ihmal edilmiş pistonların. O zaman pistonları dikkate almayacağız. Evet, en soldaki basınç X'in ağırlığı. Yani GX bölü tabanımız neymiş? S'miş. Buna yardımcı olan ekstradan ne var? 2H yüksekliğinde sıvı var. H çarpı D çarpı G dedim. Eşit olmalı ortadaki basınç. Yani ortadaki basınç da kimden kaynaklanıyor? Y'den kaynaklanıyor. Y'nin ağırlığı bölü 2 ise aynı şekilde diğer tarafa geçerseniz Z'nin ağırlığı bölü kaç S arkadaşlar? 2S artı H çarpı D çarpı G. HDG olaraktan çıkmış oldu. D ve G olarak almış olduk. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar, burada baktığımızda şunları bir kıyaslama yaparsanız, kaç aldık? Şurayı 2H alacaktık. Şurada bir 2'miz var. Şurası 2H. Şu şekilde aldık. O zaman burası arkadaşlar GX bölü S. GX bölü S artı 2HDG eşittir. GZ bölü 2S artı HDG gibi bir şey çıkmış oldu. Şu HDG'yi bu tarafa alalım. O zaman burası GX bölü S artı HDG olacak. Eşittir GZ bölü 2S yapacak. Biz burayı arkadaşlar S'den kurtarmak için şu her parantezi aldığımızda 2S ile çarparsanız şunların ne olur? 2 tane GX artı 2HDGS eşittir GZ olur. Buradan çıkarılacak sonuç Z'nin X'ten büyük olduğu. Burada o zaman arkadaşlar Z X'ten gördüğünüz gibi daha büyük olacak. Z X'ten büyük, Z X'ten büyük, Z X'ten büyük olacak, Z X'ten büyük olacak, Z X'ten büyük olacak, Z X'ten büyük. Ha, burada bir de şeyi kıyaslayalım, şu kısmı kıyaslayalım. Dikkat ederseniz bunların tabanları aynı olduğu için Z'ye yardımcı olan HDG var. Buradan arkadaşlar çıkaracak sonuç Y'nin ağırlığının Z'den daha büyük olması. O zaman Y de burada Z'den daha büyük. O zaman en büyük Y olacak. Sonra Z, sonra da X. Yani cevap anahtarımız
C şıkkı olaraktan çıkmış oldu.